Herkese merhabalar. Fiziğin ön yargılarını yıkan kanala, Fizmal Serhat YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. İkinci dönem birinci yazılı videosuyla karşınızdayız. Onun sınıf kardeşlerim. Arkadaşlar basınçtan başladık. Su dalgalarının sonuna kadar toplamda 51 adet sorunun çözümünü şimdi yapacağız. Açıklama kısmında pdf'miz mevcut. Oradan muhakkak çıkartıp kendiniz de çözebilirsiniz. Sınava kadar Fizman Serhat Instagram hesabına da istediğiniz kadar soru atabilirsiniz. Ben anlık olarak hepsini çözeceğim. Onun da bilgisini vermiş olayım. Birinci sorumuzda başlayalım. Konu konu ilerledim yani ünite ünite. Onu da şu için söylüyorum. Mesela bazı okullarda dalgalara daha geçilmedi. Ya da bazı okullarda basınçtan sorulmayacak basınç, kaldırma kuvveti, dalgalar, yay dalgaları ve su dalgaları olarak ilerliyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bana basınçları arasındaki ilişkiyi sormuş. Bakalım. Çekirdeki katı cisim K yüzü üzerinde konulduğunda tabana yaptığı basınç PK, L yüzüne konulduğunda PL, M yüzüne konulduğunda PM oluyormuş. Şimdi arkadaşlar öncelikle katı basıncını bir hatırlayalım. Katı basıncı neydi? Basınç kuvveti bölü yüzey alandı. Basınç kuvveti katılarda dış bir kuvvet etkisi yoksa ağırlığına eşitti. Yani burada K yüzeyine oturulması konması L'ye konması ya da M'ye konması basınç kuvvetini yani ağırlığını değiştirmiyor. Sadece alana bağlı olarak değişkenlikler var. Şu an K'ye konduğunda arkadaşlar alan PK için konuşuyorum. F bölü 12 A kare. L'ye konduğumda ise L üzerine kon 4'e 2'den F bölü 8 A kare iken M'ye konduğunda ise F bölü 6 a kare olacaktır yüzey alanı ters orantılı olduğu için m'nin basıncı büyüktür l'den o da büyüktür k olacaktır ikinci sorumuz p1 bölü p2 oranı 3 olduğuna göre kuvvetin cismin ağırlığına oranını sormuş evet burada iki durumda da dış kuvvet var ama yani bizleri bir hesaplayalım basınç dik kuvvet yani basınç kuvveti bölü yüzey alan yüzey alanlar değişmiyor sadece şekil 1'de f artı g bölü A oluyor ise şekil 2'de ise tabii ki de zemine temas etmesi için G eksi F olması lazım. Bölü A. Arkadaşlar oranın neymiş? 3 imiş. Bakın A'lar gitti. İçler dışlar yaptığımda F artı G eşittir. 3G eksi 3F olacaktır. Burada artık taraf tarafa eşitleme yapıyorum. 4F eşittir. 2G ise F bölü G oranı 1 bölü 2'dir. Sorumuzun da doğru cevabıdır. Devam ettim. K'nin yere yaptığı basınç P. L'nin yere yaptığı basınç P. Kaç P diye sormuş. Ya hocam hacim bulacağız. Öz kütlemi mi çarpacağız? Aslında böyle yapılması lazım. Ama kısa bir yolu var arkadaşlar. Nereden mi gelir? Hemen yapalım. Şimdi katı basıncı alt tabanı üst tabanına eşit ise. K'de de aynı L'de de aynı. Formülüm Hdg geliyor. Tabi biz formülün nereden geldiğini de hocanız sorabilir. Yani direkt H, D, G olarak yazmayın da şöyle yapalım gençler bir bakalım. Normalde basınç neydi? Dik kuvvet yani burada ağırlık bölü kesit alanda. E ağırlığı MG diye açtım. Kesit alanı ise arkadaşlar dur, durduruyorum şu an. Devam ediyorum. M gördüğüm yere DV yazabilir miyim? Yazarım. DVG. E kesit alanda arkadaşlar burada nedir? düşünelim nedir kesit alan burada? Direkt H desem olur mu? Olmasın. Daha olmasın. S de kalsın. Ardından bitmedi. Bak burada ben hacmi de taban alanı çarpı yükseklik olarak açıyorum. Yani kesit alanını pire kare cinsinden açmaya gerek yok. Sonuç olarak HDG geliyor. Neye ben P demişim? 2 HDG'ye P demişim. E burası H değg arkadaşlar. Ama yani burası direkt P bölü 2 olacaktır. Sorumuzun doğru cevabı 1 bölü 2'dir. Birazcık 11'in sınıftan bilgi de verebilir bu soruda ama şöyle bir cümlemiz var. Bana diyor ki burada basınçların ilişkisini soruyor. Arkadaşlar eğik düzlemde açı arttıkça yani eğik düzlemin eğikliği diyelim arttıkça dik kuvvet azalır. Nereden geldiğini 11. sınıf dinamik ünitesinde görür, görürüz, göreriz. Ama şu an yapacağımız işlem şu. Burada şekil 1'de direkt G bölü A iken. Şekil 2'de G çarpı kosinüs alfa bölü A. Şekil 3'te G çarpı kosinüs teta bölü A. Hocam sinüs kosinüsü bilmiyorum. Evet o yüzden diyorum ki açı değeri büyüdükçe dik kuvvet azalır. Yani F azalır. O yüzden gençler alanlar aynı olacağı için F1 büyüktür, F3 büyüktür, F2'dir. Bu da P1 büyüktür, P3 büyüktür, P2 olacaktır. Geldik sıvı basıncına. Başlangıçta kap tabanındaki sıvı basıncı P'miş. Ben neye P demişim? Kabın şekli beni hiç ilgilendirmez. Kabın hacmi de ilgilendirmez. 2H, D, G'ye ben P demişim. Arkadaşlar kabı ters çevirmek en mantıklısı şuradan. Kabı ters çeviriyorum. ve artık ne kadar dolduğuna bakacağız. Kaç birim? 3 birim. 1. Bir. Şöyle yaptık. Şöyle de birleştirdik. Şimdi gençler 5 birimin öncelikle 3 birimi şöyle dolacak. Geriye kaldı 2 birim. Bu 2 birim 4'e bölüneceği için yüksekliğimin yarısı da alınacaktır. Yani şurası h bölü 2 olacak. Başlangıçta da 3 h vardı. Topladım arkadaşlar. 7 h bölü 2 d g oldu. Arkadaşlar h d g yerine p bölü 2 yazarsam sorumuzun doğru cevabı 7 p bölü 4 olacaktır. Bir sıvı basınç sorusu daha. Şekildeki silindir biçimde x kabı 2 defa su doldurulup silindir biçimde y kabına döküldüğünde y kabının tabanındaki sıvı basıncı p1 oluyor. x ve y kapları 3'er defa su doldurulup silindir biçimde z kabına döküldüğünde ise Z sıvı basıncı P2 oluyormuş. Şimdi gençler. Burada hacim bakacağız. Hacim. Ben ama şöyle diyorum. Pire kareye A dersem. Buraya 4A derim. Buraya da 9A derim. Bakın. H çarpı 2A'dan iki tane varmış. H çarpı A'dan yani 2H A oldu. Hepsi nereye dökülüyormuş? Y'ye. Yüksekliği nasıl olacak? H üstü çarpı 4A. Çünkü hacim taban çarpı yüksekliktir. Demek ki Y'nin yüksekliği H bölü 2 oluyor. O zaman arkadaşlar ne olur? H bölü 2 dg olur. Öncelikle P'yi de bulduk. P'yi 3'e bakacağım. 3 kere şöyle yazayım sığmayabilir. Ekranı gözükmeyebilir. Şu altı yazsam yeterli. 3 tane H çarpı A artı 3 tane H çarpı 4 A eşittir. H Z çarpı 9 A oluyor. 3 12 daha 15. H Z ise 15 bölü 9 yani her tarafı 3'e bölsek 5 bölü 3 olacaktır. O zaman arkadaşlar 5H bölü 3 DG de aşağısı olduğundan dolayı 3 bölü 10 mu oluyor bakalım. Evet 3 bölü 10 sorumuzun doğru cevabıdır. Güzel bir soru sınavda karşımıza muhakkak gelir. Px bölü py oranı sormuş. Yalnız k musluğu açılırsa x'teki su basıncı denge halinde px Sonra L de Yani ikisi aynı anda açılıyor. Bağlantı borusu yani aradaki borunun hacmi önemsenmiyor. Arkadaşlar başlangıçta şuraya H dersem. Alt tabanı üst tabanı eşit cisimlerin hacmi H çarpı yüksekliktir. Yani H çarpı alandır. H çarpı A eşittir. Toplam alan 2A yani H üstü çarpı 2A olacak. Ve H x dediğimiz ifade H bölü 2 olacak. O zaman H bölü 2 DG. Sonra hepsi açılıyor. Başlangıçta toplam hacim neydi gençler? H çarpı A'dı. Toplam alan ne? 4H. 4A. Yani HY çarpı 4A olacak. O zaman HY'de H, evet HY'de H bölü 4 olacaktır. Devam ettim formülümü yazdım. H bölü 4 DG yaptığımda cevabım 2 gelecektir. Devam ettim. Düşey kesli şekildeki gibi olan kapta birbirine karışmayan X ve Y sıvıları vardır. K ve L noktalarındaki sıvı basınçlarının oranı 3 bölü 4'tür. Öz kütleleri D ve 2D olduğuna göre diyor. Bakacağız gençler. Şimdi K'nin basıncına bakacağız. K'nin basıncı H1 çarpı D çarpı G iken L'nin basıncı ikisini de farklı kabul ediyorum. Ayrı ayrı hesaplıyorum. H2 çarpı 2D çarpı G artı H1 çarpı D çarpı G'dir. Eşitledim 3 bölü 4'e. Matematiğimi yaptım öncelikle. Gelin bakalım. Şu G'lerin hepsini gönderebilirim ama şu an gönderme yapmak istemiyorum. İşler dışlar yapacağım. 4H1DG eşittir. 3H2 6 olsun burası toplam 6. 6H2DG artı 3H1DG 3H1DG'yi sol tarafa attığımda H1DG eşittir. 6H2DG olacağından dolayı H1 bölü H2'nin oranı 6 gelecektir. Sorumuzun doğru cevabıdır. X noktasındaki sıvı basıncının kaç HDG olduğunu sormuş. Her zaman söylerim. Aynı yatay hizadaki noktaların altlarındaki sıvılarda aynı cins ise o yatay noktaların sıvı basınçları birbirlerine eşittir. Arkadaşlar burası ile burası aynı yatay noktada. Evet buradaki basınçlar birbirlerine eşit olacak. Bakıyorum. 5H 2D çarpı G eşitmiş. 3H 3D çarpı G artı X noktasının basıncına. E, evet, cevap geldi zaten. 10'dan 9'u çıkardım. X'in basıncı basıncı HDG yani 1 gelecektir gençler. Evet bunu da güzel bir şekilde çözüldüğünü düşündüm. Geldik sıvı basınç kuvvetine. Eğer sıvı basınç kuvveti tabana etki etseydi HDGS olurdu. Ama üç durumda da tabana etki etmiyor. Yan yüzeylere etki ediyor. O zaman yan yüzeyin yani o yüzeyin yüksekliğinin ortalaması alınacak. Yani yarısı alınacak. Hemen göstereyim. F1 için konuşuyorum. F1'in temas ettiği noktanın yüksekliği H yarısı alınıyor. H bölü 2 D, G, S. F2 için konuşuyorum. F2 şu noktaya temas etmiş. 2H yarısı H'dir. Bir yarı da burada var. Toplam 2H oldu. Yani 3H bölü 2 yapmıyoruz arkadaşlar. 2H DG 3 s F3'e bakıyorum. Toplam yükseklik 3H yarısını aldım. 3H bölü 2 DG 4 s Bakın F1 1 bölü 2 geldi. F2 6 geldi. F3 6 geldi. Sorumuzun doğru cevabı F2 F3 eşittir F1'den büyük. Buna göre sıvılar karıştırılarak homojen karışım oluşturulduğundaki basınçlar nasıl değişir demiş. Tek tek basınç hesaplamak istemiyorum. Burada amaç karışımın öz kütlesi 9. sınıfta madde özelliklerinde anlatıldı bunlar gençler. Sıvı basıncı H D G değil miydi? Şimdi eğer şunu önce de söyleyeyim. karışımın karışımın öz kütlesi karıştırılan sıvıların öz kütlesinin kesinlikle arasındadır. Eşit olamaz. Büyükten büyük, küçükten de küçük olamaz. Karışımın öz kütlesi. Karıştırılan sıvılar eşit hacimde ise tam ortalısıdır. Burası 2D olacak. Nereden anladık eşit hacim olduğunu? Taban çarpı yükseklik hacmi verir. Ama düzgün kaplı. Arkadaşlar Y'de tabii ki de D'nin hacmi daha fazla olduğu için D ile 2D arasında bir değer alır. Z'de ise 2D ile 3D arasında bir değer alır. Çünkü 3D'den D'ye oranla daha fazla hacimci hacimde var. O zaman yükseklikler aynı olduğu için karışımın öz kütlesi. Arkadaşlar X değişmiyor. Px değişmez. Düzgün kap. Ki formülü de göstereyim size. Hdg artı 3hdg'di. Eşittir. 2h 2dg oldu. E şekil 2'de y'de Karışımın öz kütlesi ortalama aşağısına düştüğü için tabii ki de azalacak. Z'de ise aynı mantıklı arkadaşlar. Tabii ki de artacak. Devam ettim. Pistonların ağırlıklarını sormuş. Dedik ki ya. Aynı yatay hizaldaki noktaların altlarındaki sıvıların cinsleri de aynıysa o noktaların basınçları birbirlerine eşittir. Şu noktayla şu noktayı bir eşitledim arkadaşlar. Bakın. Şuraya Iki, e, B diyeyim buraya C diyeyim şu noktaya da A diyeceğim ama ben bu noktaya A demek istiyorum. Şu noktaya da A üstü demek istiyorum. İki tane basınç eşitliğim var. PA eşittir PA üssü. A noktasının basıncına bakıyorum. K'nın ağırlığı bölü 2S h d g. Burada piston olmadığı için kesit alanı önemli değil. K'nın arkadaşlar 2h d g, s olduğunu gördüm. Öbür basınç eşitliğim ise B'nin ağırlığı eşit B'nin basıncı eşittir C'nin basıncı olacağından 2 H D eşittir GL bölü S. E arkadaşlar o da 2 H D G S geldi. O zaman sorumuzun doğru cevabı 1 olacaktır. Sıvı basıncı da bitti. Geldik gaz basıncı sorusuna. Gazların basınçları oranını sormuş. Açık hava basıncı 60'mış. Açık hava basıncı burada yukarı doğru P0. Aşağı doğru bir 15 var. Bir de X gazı var. P0 eşittir. 15 artı Px. Burada açık hava basıncı sola doğru. Civanın basıncı sıvı basıncı aşağı doğru olduğu için kullanılmaz. Sadece Py'yi dengeliyor. P0 eşittir. Py olacaktır. Arkadaşlar P0 60 ise açık hava basıncı 60 olduğunu vermiş. Py de 60'dır. O zaman Px ise 45 olacaktır. Sorumuzun doğru cevabı 3 bölü 4 Olur devam ediyoruz. Bernoulli ilkesi. Şekildeki borulardan hava atmaktadır. Akışkanın eksi z noktalarını, süratleri ve basınçlarını sormuş bize arkadaşlar. Öncelikle basınç burada Kesit alanı ile doğru orantılı. Yani kesit alanı büyük ise o p eşittir. böyle a'dan gitmiyoruz asla. Bernoulli ilkesi Akışkanların basıncı farklıdır. px büyüktür. pz O da büyüktür. py Basıncın büyük olduğu yerde hız küçük olacağından Hız ilişkisi ise dar yerde daha fazla olacağından VY, VZ, VX. Eğer yukarı doğru boru olsaydı mesela borunun yüksel miktarını sorsaydı basınç büyükse daha fazla yükselirdi. Ama burada bir hava akıyor. Borular aşağı doğru olsaydı o zaman basıncın büyük olduğu yerde daha fazla alçalacaktı. Gaz basınç kuvvetlerini sormuş. Evet basınç eşittir. F bölü S basınç kuvveti eşittir. Basınç çarpı kesit alan. Şimdi arkadaşlar gazların her noktalarında basınç birbirlerine eşittir. Pk eşittir. Pl o da eşittir. Pm. E basınç kuvvetini soruyor. Sıvı basınç kuvvetini sormuyor. Gaz basınç kuvvetini soruyor. K'nin ki L'den o da M'den daha büyüktür. Küçükten büyüye melek olacak. Sorumuzun doğru cevabı E şıkkı olacaktır. Sistem dengede olup açık hava basıncının değeri de 3H olduğuna göre P1 bölü P2'yi sormuş. Bakın şu iki nokta aynı yatay hizada ve altlarındaki sıvılar da aynı cins. O zaman arkadaşlar basınçları eşittir. 2HDG artı P0 eşittir P1'dir. P0 3 olduğu için o zaman P1'in değeri 5'tir. Ardından şu iki noktanın da basınçları eşit. Aynı yatay hizadalar ve altlarındaki sıvılar aynı cins. Bakın HDG artı P1 eşittir direkt P2'dir. HDG 1, P1 de 5 olduğu için P2 de 6 olacaktır. Sorumuzun doğru cevabı 5 bölü 6'dır. Açık hava basıncının değerini sormuş. Aynı mantık. 2 nokta aynı yatay hizada ve buradaki 2 noktada aynı yatay izada. Yani bu dördünün de basınçlarını birbirlerine aynı yatay hizada oldukları için altlarındaki sıvılar da aynı cins oldukları için Eşitliyorum. Boşluğun herhangi bir basıncı yok. Sol tarafta 40 eşittir Px. Yani Px 40'mış. Peki şurada ise arkadaşlar 15 artı Px var. Eşittir P0. Px'e 40 dersek P0'a 55 demiş oluruz. Sorularımız aynı mantık çözülüyor. Aynı yatay izahındaki noktaların altlarındaki sıvıların cinsi de aynıysa basınçları birbirlerine eşittir. Son basınç sorumuz arkadaşlar. Aşağıda verilen hangisi doğrudan basıncı ya da basınç ölçümünden yararlanarak başka bir niceliği ölçen aletlerden biri değildir. Soru belki böyle gelmez ama ben bu şekil göstermek istedim. Öncelikle arkadaşlar batı metre deniz seviyesinin yani derinliğini ölçer basınç farkıyla. Altimetre deniz seviyesindeki yüksekliği ölçer basınç farkıyla. Şimdi barometre var manometre var. Şimdi gençler burada manometre kapalı kaptaki gazın basıncını ölçerken Barometre ise açık hava basıncını ölçer. Termometre ise sıcaklık ölçer. Unutmayın batımetre derinliği ölçüyor deniz seviyesinin. 6 metre deniz seviyesinden yüksekliği ölçüyor. Barometre açık hava basıncını ölçüyor. Manometre ise kapalı kaptaki gazların basıncını ölçüyor. Geldik kaldırma kuvvetine arkadaşlar. Öncelikle kaldırma kuvvetinin ben soru soru üzerinden geçerken şu an olmasa bile kullanacağım formülü size söyleyeyim. Kaldırma kuvvetinin formülü cismin batan hacmi, sıvının öz kütlesi, yer çekimi ivmesidir. Bakın havadaki ağırlığı 20 Newtonmuş. Çekil 2'de ise 12 Newton ip gerilmesi var. Ağırlık değişmez. O zaman burada dengeleyen kaldırma kuvvetidir. Yani F1, 2 diyoruz 8 Newton olacaktır. Şekil 3'te ise 4 Newton ip gerilmesi varsa 20 Newton ağırlık varsa dengeleyen 16 Newton'dur. O da kaldırma kuvveti 16 Newton olacaktır. A şıkkı sorumuzun doğru cevabı. Aynı tarz soru bu sefer öz kütlelerini sormuş. Havadaki ağırlığı 4G ama dinometre 2G ölçüyorsa demek ki buradaki kaldırma kuvveti 2G. Buradaki kaldırma kuvveti ise 3G arkadaşlar ağırlık değişmiyor. Kaldırma kuvveti neydi? Daha yeni de söyledik. Cismin batan hacmi, sıvı öz kütlesi, yer çekimi, ivmesi. E o zaman arkadaşlar. iki şekilde de cismin batan hacimleri tamamı. Yer çekimimine de aynı. O zaman kaldırma kuvveti burada sıvı öz kütlesiyle doğru orantılı 2 bölü 3 olacaktır. Eşit acım bölmeli ve 6G ağırlıklı cisim şekildeki gibi tartıldığında dinamometre 4G değerini gösteriyor. Farkındaysanız yarısı batmış. 6G aşağıya varken 4G de yukarı varsa o zaman kaldırma kuvveti F kaldırma başlangıçta 2 ymiş. Yani arkadaşlar cismin batan hacmi her batan her yarısına yani ikiye böldüğü V VV dersem VDG'ye 2 diyormuşum ben. Tamamen sıvıya batırılırsa o zaman 2VDG olacak. Kaldırma kuvveti 4 olacak. Aşağı doğru 6, yukarı doğru 4 varsa dinometre değeri ise 2G değerini gösterir. Sorumuzun doğru cevabı 2G'dir. Eşit hacim bölmeli K cismi X sıvısında şekil 1'deki gibi K cisminin üzerine L cismin konulduğunda şekil 2'deki gibi dengedeymiş. K'nin kütlesi 20'ymiş. Arkadaşlar bakın. Yüzen ya da askıda kalan cisimlere etki eden kaldırma kuvveti ağırlığına eşittir. Başlangıçta ne kadar batmış? 2V. Yani 2VDG kaldırma kuvveti K'nin ağırlığına eşitmiş. Şekil de 5VDG batmış ve hem K'nin ağırlığına hem de L'nin ağırlığına eşit olacak toplamlarına. Arkadaşlar buradan GK yerine 2VDG yazarsak GL 3VDG olacaktır. Şimdi soruya geri döndüm. 2 VDG yani K'nin kütlesi 20 ise 3 VDG o zaman 30 kilogram olacaktır. Öz kütleleri arasındaki ilişkiyi sormuş. Önce de şunu biliyorum. Bir cisim batıyorsa öz kütlesi sıvınınkinden büyük. Yüzüyorsa öz kütlesi sıvınınkinden küçük. O yüzden D de en büyük olacak. Diğerlerini nasıl hesaplayacağız? Arkadaşlar yüzen cisimlere ya da burada yok ama yine de verelim. Askıda kalan cisimlere etki eden kaldırma kuvveti ağırlığına eşittir. A'nın da B'nin de C'nin de kaldırma kuvveti ağırlığına eşit büyüklüktedir. Gelin bakalım. Batan hacim, sıvı öz kütlesi yer çekimi ivmesi tüm hacim cismin öz kütlesi yer çekimi ivmesidir. Arkadaşlar buradan G'ler gidiyor. Benim yapacağım işlem şu. Cismin öz kütlesini yalnız bıraktığımda batan hacim çarpı sıvı öz kütlesi bölü tüm hacim. E zaten sıvı öz kütleleri de eşit. O zaman batan hacmin tüm hacmi oranı cismin öz kütlesini veriyor. Burada 1 bölü 2. Burada farkındaysanız 1 bölü 2'den küçük. Burada ise şöyle nereye yazacağımızı da şaşırdık. 1 bölü 2'den büyük. O zaman sorumuzun doğru cevabı. D büyüktür C büyüktür A, o da büyüktür B olacaktır. Çok güzel bir soru. İçi dolu homojen katı bir cisim şekildeki gibi su içerisinde yarısı batacak şekilde dengedeymiş. Cisim öz kütlesi 4 olan sıvı içinde ne kadar sıvıya batarak güzel. Şimdi arkadaşlar demek ki suyun öz kütlesi 1 ise cismin öz kütlesi burada 1'den küçük. E zaten 1'de yüzüyorsan öz kütlesi 4'te daha da yüzersin. O zaman cisim yüzmeye devam edecek. Unutmayın bence kaldırma kuvveti ünitesinin en önemli bilgisidir. Yüzen ve askıda kalan cisimlerin kaldırma kuvveti ağırlığına eşittir. Yani burada F kaldırma eşittir ağırlık olacak büyüklük olarak tabii ki de. Arkadaşlar cismin ağırlığı iki duruma değişmeyeceği için bakın V bölü 2 çarpı sıvının öz kütlesi 1'di çarpı G'di eşittir. Yeni vatan hacim onu soruyor zaten Sıvı öz kütlesi 4 çarpım G. O zaman ne olacak? 1 bölü 8'i yüzecek, batacak şekilde sistem dengede kalacak. Hacmi V olan X katı cisminin yapıldığı maddenin öz kütlesi 3D'ymiş. 4D öz kütleri sıvının içinde şekildeki gibi hacminin yarısı batarak dengede kalan X cisminin içindeki boşluğun hacmi. Arkadaşlar bakın. Öncelikle hacmi V'ymiş. Yüzüyorsa kaldırma kuvveti ağırlığına eşit büyüklükte. Kaldırma kuvvetinin büyüklüğü ağırlığına eşit arkadaşlar. Yapacağımız işlem şu. Şöyle gözükmedi. Batan hacım, v batan diyorum ben buraya. V bölü 2 de diyebilirim. V batan dedim. Çarpı D sıvı yani öz kütlesi sıvının 4D'miş. Çarpı G. Tüm bulacağız. Tüm harcımı vermiş bana sonra da V çarpı 3D çarpı G. Arkadaşlar farkındaysanız batan hacim burada ne geliyor? Batan hacmi de yarısı olduğunu gördüğüm için V bölü 2 dersem buraya da cismin kiri dersem mesela. Artık cismin ki batan hacim çarpı 4D. Şöyle diyeyim düzelteyim hemen. Batan hacim yerine V bölü 2 yazdım. Şuraya da cismin yazdım. Çarpı 4 eşittir. Cismin hacmi çarpı 3 değil mi? Burada cismin hacmi 4 bölü 6'dan cismin hacmi 3, 2 bölü 3 gelmeyecek mi? E arkadaşlar hacmi V'di. Demek ki 2V bölü 3'ü var. Boşluk olan ise V bölü 3 kadarıdır. Sorumuzun doğru cevabını işaretledim. K cisminin öz kütlesi ve L'nin öz kütlesini sormuş. İkisi de askıda. İkisinin de kaldırma kuvveti ağırlıklarına eşit. Ayrı ayrı hesaplayacağız basınçta yaptığımız gibi. Eşit i̇şte hacim bölmeli ya. Her tarafa 2V diyorum. Nedenini şimdi göstereceğiz. Çünkü VVV dersen burası arkadaşlar 15 buçuk bir buçuk olacak kullanmak istemedim 3V 3V. Bakın KYK'den kaldırma kuvvetleri 4VDG artı yine 4VDG alt ve üst ayrı ayrı yaptım eşittir toplamacım 6V çarpı DK çarpı G devam ediyorum 3V 2D'den 6VDG artı 3VDG eşittir 6V çarpı DL çarpı G oldu. Arkadaşlar oranlamasını yapayım hemen. Buradan sol taraf 8. Aşağısı ise 9 gelecek. 8 bölü 9'dur. Bana sorulan cevap direkt 8. Yani şöyle hesap edebilirsiniz. 8 bölü 9 olmuyor. Oran sormamış. O zaman şöyle yapalım. DK eşittir 8 bölü 6'dan 4D bölü 3. DL eşittir 9 bölü 6'dan 3D bölü 2 olacaktır. Sorumuzun doğru cevapları. 4D bölü 3 oldu değil mi? 8 bölü 6. 3D bölü 2. Aynen. K gerilme kuvveti P bölü üstte L'deki gerilme kuvvetini sormuş. E havadaki ağırlığı P ise aşağı doğru P varsa o zaman kaldırma kuvveti 2P bölü 3'tür. Arkadaşlar 2 hacim batmış. Öz kütlem D çarpı G 2P bölü üstse. Ben burada VDG gördüğüm yere ne derim? P bölü 3 derim. Bakın şekil 2'de ise Aşağı doğru ağırlık var P, yukarı doğru kaldırma kuvveti var. Nedir o? 3V2DG VDG yerine P bölü 3 yazarsan burası 2P olmaz mı? Aşağı doğru P varsa ip gerilmesi de 1P'lik değeri ölçer. Sorumuzun doğru cevabı 1. Geldik ağırlaşma sorularına. Önce hemen şunu bilelim. Arkadaşlar Eğer kap taşırma kabı değilse zaten ne atarsan at, yüzse de askıda kalsa da batsa da ağırlaşır. Ama kap taşırma kabıysa Cismin ağırlaşması olması için yani kapta bir ağırlaşma miktarı olması için cismin batması lazım. Arkadaşlar, şekil 1'de öz kütlesi 1, öz kütlesi 1'e atılmış. Burada cisim yüzüyor. Yüzen cisimler ağırlaştırma oluş Askıda diyelim pardon. Burada cisim askıda ve ağırlaşma olmaz. m a 0'dır. Batması lazım 4 3'ten büyük. Batıyor. Battığı durumda da ağırlık eksi Kaldırma kuvveti kadar ağırlaşma olur. Arkadaşlar bulacağımız değerleri hemen bulalım. Ağırlık kütle 200 gramsa onda yer çekimi inmesinden 2000 var. E, tüm hacmi batıyor bunların çünkü öz kütlesi daha fazla. O zaman tüm hacmini bulalım. Kütlesi 200 ise öz kütle 4 ise 200 bölü 4ten hacim 50. Sıvı öz kütlesi 3 yer çekimi 10. Cevap 500 geliyor. Bu 500 ağırlıktır ona böleceğiz 50 gram da B kabındaki ağırlaşma miktarıdır. Deneylerde sıvılara ilk cisminin yarısı battığına göre sıvının öz kütlesini sormuş. Toplam kütle ne arkadaşlar? 200. E yarısı attığında 320 gram oluyorsa demek ki M A ne burada? MX 120. Yarısı battığında 50 santimetre küp taşıyorsa hacim de 50 santimetre küptür. Arkadaşlar gramı santimetre yani kütleyi hacme böldüğümde 2,4 gelecektir. Öz kütlenin cevabı. Onu da şöyle biraz hatırlatalım size. Öz kütle eşittir M bölü V'den. 20, 120 bölü 50'den 2,4 gelecektir. Bu soru şıklı bir soru. Sınavda bazen şık çıkıyor bazen şıklı çıkmıyor ama e, özellikle birinci yazılı sınavları test olmuyor. Yazılı oluyor. Ben anlatmak istedim. Arkadaşlar şekilde öncelikle K'de, L'de, M'de kendi ağırlıkları kadar bir kapta yükseltme gösteriyor. Şimdi gençler ben özgürlüsü D olduğu için K ne olacak? Yüzecek. 3D'den küçük. L ne olacak? Yüzecek. 3D'den küçük. M ne olacak? Askıda kalacak. Bu tarz sorularda asla has seviyesi artmaz. Önce bunu söyleyeyim. Üçünün de has seviyesi değişmeyecek. Çünkü zaten D burada. K cismi burada. Kendi öz kütlesi kadar yani kaldırma kuvveti kadar bir büyüklüğü kaba küçük kaba vermiş. Atınca zaten Küçük kaptayı kaldırma kuvveti yani kanun etkisi azalacak. Su da artacak. Değişmiyor. Burada hiçbiri değişmez. Ama değişmesi isteniyorsa yani değiştiği durumu da söyleyeyim ben size. Eğer cisim batsaydı buradaki yüksekliği azalırdı. Belki basınçla ilgili bir soru sorabilir hocanız yorumsal. Evet küp sorusu. Arkadaşlar koni sorusu. Koni'yi matematikten biliyor olmamız lazım. Burası V ise burası 7V. Burası V ise burası 7V. İkisi de yüzdüğü için kaldırma kuvvetinin ağırlığı büyüklüğü ağırlığının büyüklüğüne eşittir. Gelin bakalım. Bana sıvıların öz kütlelerini sormuş. V batan D sıvı sorulan O eşittir G. V cisim D cisim G. Arkadaşlar sıvı öz kütlesini yalnız bıraktığımda cismin tüm hacmi cismin öz kütlesi bölü batan hacimle formülümü yapıyorum. Şöyle de bir karalayayım. Arkadaşlar Cismin tüm hacimleri eşit. hacim eşit tamam oranlayacağız. Sıvı öz kütlesini soruyor. Cisim öz kütlesi aynı. O zaman D1 eşittir. Tüm hacmi batan hacme bölüyorum. D2 eşittir. Tüm hacmi batan hacme bölüyorum. Sorumuzun doğru cevabı 8 çarpı 7 bölü 8'den 7 gelecektir. Devam ettim. Geldik dalgalara. Yukarıda verilenlerin numaralarını aşağıda verilen dalga çeşitlerinden uygun olanların karşısına yazınız. Arkadaşlar mekanik dalgalar nedir? Mekanik dalgalar yayılabilmesi için ortama ihtiyaç duyulan dalgalardır. 4 tane vardır. Yay, ses, su, deprem. O zaman burada yay, ses, deprem var. Elektromanyet dalgalar ise ortama ihtiyaç duyulmayan dalgalardır. Ortamda da yayılır ama ortamsız da yani boşlukta da yayılır. Burada 3-4 kırmızı ışık Arkadaşlar görünür ışıktan kırmızı ışık var mıdır? Evet vardır. Yani görünür ışıkta kutu sayamam var. 3, 4, 6. Enine dalgalar. Titreşim doğrultusu ile ilerleme doğrultusu dik ise enine dalgalardır. Elektromanyetik dalgaların hepsi eninedir. Yay, deprem ve su dalgaları hem enine hem de boyunadır. Boyuna dalgalar ise titreşim doğrultuları ile yayılma ilerleme doğrultuları paralel ise boyuna dalgalardır. Ses dalgaları sadece boyunadır. Yay ve deprem ise bir de su olmak üzere hemelinin hem boyunadır. Ardışık 5 dalga tepesi arası uzaklık 12 cm imiş. Gelin çizelim. Bakın 1. ikinci tepeyi çizdim. 3. tepeyi çizdim. 4. ve 5. tepeyi çizdim. Bakın kaç tane dalga boyu var burada? 1 2 3 4. Arkadaşlar 4 tane lambda k kaçmış? 12'ymiş. O zaman k'nin dalga boyu 3 olacaktır. Yani ben şunu diyebilir miyim? Ardışık iki nokta arasındaki uzaklık verildiğinde eksi 1'i dalga boyu. E 2 tanesi verildiğinde de direkt lambda l cevap olacaktır. O da 3 olacaktır. 3'e 3'e cevap b 1'dir. Atmalardaki titreşim yönleri. Arkadaşlar ben şöyle anlatmıştım. Araba gibi düşünelim demiştim. Araba gibi düşünüyoruz. Arabanın ön kısmı denge konumundan uzaklaşır arabanın arka kısmı denge konumuna yaklaşır. Tam tepe ya da tam çukurdakiler ise nereye giderse gitsin denge konumuna yaklaşırdı. Üstteki bir arabaysa K arabanın arkası denge konumuna yaklaşacak. Alttaki bir arabaysa L arabanın arkası denge konumuna yaklaşacak. Üstteki bir arabaysa M arabanın arkası denge konumuna yaklaşacak. Araba sola gidiyorsa sağındaki yer arka taraf M oluyor arkadaşlar bilginiz olsun. 14 saniye sonra atmanın görünümünü sormuş. Atmanınızı bir birim bölü saniyemiş. Yani saniyede bir birim ilerliyor. Arkadaşlar serbest uçtan sonra takla atmam. Yön değiştiririm. Sabit uçtan sonra hem yön değiştiririm hem de takla atarım. Gelin bakalım. Şu sivri ucu aldım. 1, 2, 3, çarptım 4, geri döndüm takla atmadım. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Takla attım. 11, 12, 13, 14. Sivri uç burada olacak sağa doğru gittiğim için önde kalacak ve oluşan yeni atmamız aynen bu şekilde oluşacaktır gençler. T sürede bir bölme hareket ettiğine göre kaç T süre sonra birbirlerini sönümler? Sönümlemesi için bunların genlik ve genişlikleri aynı mı? Aynı zaten başka türlü sönümleyemezler. Birisi yukarıdaysa birisi aşağıda olacak. Arkadaşlar bakın ok denge konumuna uzaklaşmış. Yani arabanın önü o ok, denge kolumuna uzaklaşmış. Yani arabanın önü. Duvar ikisi de sabit uç arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Gelin bakalım şuraya aldım. 1, 2, attım takla 3, 4, 5, 6. Şuraya konuşuyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E arkadaşlar o zaman demek ki bunlar 6,5 T süre sonra birbirlerini sönümlüyorlar. X, Y ve Z yaylarının birim uzunluktaki ağırlıkları. Hocam bu ne işimize yarayacak? Arkadaşlar unutmayın ki hız eşittir. Kök içerisinde yayı gerdiren kuvvet bölü birim uzunluğun ağırlığıdır. Yani burada payda ile ters orantılı olacağı için hız X en kalın. Y en ince. Z de normal diyelim adı. Arkadaşlar atma nereden gelirse gelsin. İletilen atma o taraftadır. Kalından inceye de geçse inceden kalına da geçse. O zaman şunları unutmadan şöyle göstereyim ben size. İletilen atma burada olacak. Kalından inceye geçtiğim için burada serbest uç gibi bir bağlantım var. O bir serbest uç gibi davranır ve ben geri dönüyorum. Serbest uç olduğum için tatlı atmadan. İnceden kalına geçse tatlı atıyordum. E arkadaşlar Z'ye iletilen üstten geldiği için her türlü üstten iletilecek. E inceden kalına geçmiş. Değil mi? O zaman sabit uç gibi davranacak. Ve takla atarım geriye doğru. Sorumuza şimdi bir bakalım. Z'ye iletilen Z'ye iletilen yukarı doğru sağa gider. O2'den yansıyan aşağı doğru sola gider. O1'deki iletileni ve yansıyanı O1'deki iletileni yukarıdan sağa doğru yansıyanı ise yukarıdan sola doğrudur. Bilginiz olsun. Hızlar arasındaki ilişkiyi sormuş. Bakalım. X ve Y yayı O1'den, Y ve Z yayı O2'den birbirine çekildi ki beklenmiştir. X'deki hızını, Y'deki v ve VZ'deki hızını sormuş. Arkadaşlar zaten ne olursa olsun üstten geldiği için üstten iletilecek. Ama tatlı atmış yansıyan demek ki inceden kalına geçmiş. O zaman kalınlık sıralaması yaparsam Şimdilik y'nin x'ten büyük olduğunu biliyorum. x daha ince ise ince yayda kız daha fazladır. v1 v2'den büyüktür arkadaşlar. Şuraya yazabilirim herhalde. Devam ediyorum. E yine iletilen aynı normal olmak zorunda ama yine tatlı atmış. O zaman z en kalındır. E o zaman arkadaşlar kalınlık ile hız ters orantılı. Sorumuzun doğru cevabı v1 eşittir v2. v1 büyüktür v2 büyüktür v3 olacaktır. Kaynağın periyodu 2 saniye olduğuna göre yayılma süreti. Arkadaşlar iki tane formülüm var. Dalga boyu eşittir. Hız çarpı periyot. Ya da dalga boyu eşittir. Hız bölü frekans. Bakın. Bana burada şu nokta nereye gidiyor? Aşağıya mı? Burada aşağıya gidiyor. Şu nokta tam bir lambdadır. Şu nokta da tam bir lambdadır. Şurası ise çeyreğidir. Yani arkadaşlar... 9 lambda bölü 4 36 ise lambda buradan 8 gelecektir. Lambda 8 ise periyotla 2 ise hızın arkadaşlar 4 santimetre bölü saniye olması gerekir. Sorumuzun doğru cevabı 4'tür. Bu periyodik dalgaların genliğinin dalga boyuna oranı kaçtır diye sormuş. Öncelikle de denge konumunu çiziyoruz arkadaşlar. Genlik neydi? Denge konumunun Maksimum düşe uzaklığıydı. Yani denge konumunu olan maksimum düşü uzaklık. Ya burası ya da burası. Yani tamamı onsa ya o zaman genlik dediğimiz ifade 5 santimetredir. Bakın üste mi gidiyorum? Tamam. Bir daha burada üste gideceğim. O zaman dalga boyu da 20'dir. 5 bölü 20 sorumuzun doğru cevabı 1 bölü 4'tür. Kısa bir tekrar. Genlik o dalganın taşıdığı enerjiyi gösterir. Hiçbir şey bağlı değildir dalga boyuna, frekansa, periyoda, hıza, genişliğe hiçbir şey bağlı değildir. Hız sadece ortama bağlıdır. Ortam değişiyorsa hız değişir, dalga boyu değişir, periyot frekans değişmez. Kaynak değişiyorsa periyot frekans değişir, hız değişmez, dalga boyu değişir arkadaşlar. Yay dalgaları mekanik dalgalardır. Deprem dalgaları mekanik dalgalardır. Ses dalgaları mekanik dalgalardır. Yay, su, deprem. Hem enine hem boyuna dalgalardır. Ses sadece boyuna dalgadır. Işık dalgaları ise elektromanyetik dalgadır. Ve sadece enine dalgadır. Unutulmasın lütfen. Zaten bir önceki sorularda bunun tanımını da yapmıştım. Bazı dalga kaynaklarının özellikleri aşağıdaki gibidir. Frekansları ve dalga boyları arasındaki büyüklük ilişkisini soruyor bize. Arkadaşlar bakın. Ardışık iki tepe arası 10 sa demek ki K'nin dalga boyu 10 santimetre. 3 dalga tepesi arası uzaklık 20 ise L'nin dalga boyu 20'den, iki tanesinin ki 20'den, Leylin ki de 10 gelecektir. E o zaman dalga boyları birbirlerine eşit arkadaşlar. Frekanslara bakacağım. Dakikada 120 dalga üretiyormuş. Neydi frekans? Birim zamanda oluşan dalga sayısı, üretilen dalga sayısı. Arkadaşlar 60 saniyede 120 dalga üretiliyorsa 1 saniyede ne üretilir? Frekans. Yani frekansım 2'dir fk eşittir 2'dir. Şimdi hızı da vermiş mi vermiş. Dalga boyu eşittir. Hız bölü frekans mı? E dalga boyu 10. Hızı 5. O zaman frekansı da 1 bölü 2 olacaktır. FL de 1 bölü 2 olacaktır. Buradan zaten sorumuzun doğru cevabı geliyor gençler. Devam ettim. Dalga boyları ve genlikleri arasındaki ilişkiyi sormuş. Evet bir denge konumu daha çizdim. Bir denge konumu daha çizdim bir denge konumu daha çizdim. Denge konumundan oluşan maksimum düşüş uzaklık genliktir. Burası 1 yani RK 1 arkadaşlar. Genlik bazen R ile bazen kuyruklu Y ile bazen A ile gösterilir. O da artık sorudan soruya değişir. L 2 dire aşağısı yani fark etmez illa tepeye çizmenize gerek yok. M de 2'dir arkadaşlar gördüğünüz gibi. Dalga boyu ise bakın. Şu noktadan sonra yukarı mı gidiyorum bir daha yukarı gideceğim. Dalga boyu K 4'tür. Yukarı mı gidiyorum? Bir daha yukarı gideceğim burada. Dalga boyu L'de 4'tür. Arkadaşlar bak burası 1. iki dalga boyu var. 2 dalga boyu 4 ise dalga boyu M'de de 2'dir. İlişkilerini zaten büyükten küçüğe de küçükten büyüğe yapabiliriz. Burayı niye gösteriyorum? Bazen bu elde sorular geliyor. Sayısal değer önemli değil. Ben bilgi olsun diye veriyorum. 7 tane elektromanyetik dalga var. Radyo ve radyo dalgaları, mikrodalgalar, kızılötesi, Görünür ışık işte kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor. Mor otesi, x, gamma. Mesela alfa ışınları gibi yok arkadaşlar. Burada diyeceklerim şudur. Bu esrayı yaptıktan sonra sağa doğru gidiyorsan frekansın artar. Enerjin yani genliğin artar. Dalga boyun azalır. Hızım ise boşlukta ışık hızına yani şu ışık hızı şöyle yazayım. Işık hızına eşit olduğu için Işık hızı da değişmez. Biliniz en azından. Radyo mikro kızıl görünür mor x gama olduğunu bilin arkadaşlar. Radyodan gamaya gidildikçe frekansın ve enerjimin arttığını, dalga boyumun azaldığını, hızın ise değişmediğini bilmenizi çok isterim. Geldik su dalgalarıyla ilgili 7 tane soruya ve artık videomuzu kapatıyoruz. Kanalıma abone olduysanız çok sevinirim, mutlu olurum. Olmadıysanız abone olmanızı isterim. Gelin yansıdıktan sonra görünümünü sormuş. Arkadaşlar önce bir normal çizeriz. Şurası 50'dir. 50 gelme açısıdır. 50 ile geliyorsa yansıma kanunlarına göre 50 ile yansıyacaktır. Ve aynen şöyle yansıtıyorum. Şöyle şöyle yansıtalım. Buradan yansısın. Şimdi hiç çizemeyeceğiz. Arkadaşlar şöyle bir K şurası O çok pardon şurası O E K nerede? Yukarıda. L'de aşağıda. Bana iki yer sorabilir. Şuradaki açıyı sorabilir. Yani burası 90 ya. Burası arkadaşlar kendimiz de gördük. Bak. Kaç? 40. Ya da şuradaki açıyı sorabilir. 50. Bilginiz olsun. Z engelinden yansıması hangisi gibi olur? Demiş. Arkadaşlar şöyle bir yansıtalım. Şöyle bir yansıttım. Ve şöyle yansıtacağım değerlerini bulacağız. Burası 80 ise burası da 80. 80, 80, 140. Burası 40. E burası da 40. O zaman arkadaşlar burası 90 derece olacaktır. E 90 derece olursa kendi üzerinden geri geleceği için tık 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 sadece aynı hizadan gelecek. Ama isimlere bakacağız. Belki farklılık olabilir. Şöyle bir hizadan geliyor. Şurası O noktası. Bakın L yukarıdaydı. K aşağıdaydı. K yukarı çıktı. L aşağıda kaldı sağda. Ardından L aşağıda, K yukarıda. Yani K yukarıdaysa o zaman arkadaşlar K K şöyle yapalım. Şunu yanlış mı yaptık? Yo, K aşağıda kalacak, L de yukarıda olacak. Yani aynı mantık oluyor. Dalgaların yansımalarını çiziniz demiş. Yarıçapı eğrilik yarıçapı 40'mış. Yani arkadaşlar odak o zaman 20'dir. Şimdi çukur engele doğrusa gelen dalgalar parabolik olarak odakta toplanacak ve geri yoluna devam edecekler. 40 cm merkezdir. Merkezden gönderilen dalgalar ise merkezde geri toplanacaktır. Aynı bu şekil. Ondan sonra geri dağılmaya devam edeceklerdir. Bu bilgileri unutmayalım lütfen. Geldik hız oranına. Normalle yaptığı açılara bakarım ben arkadaşlar öncelikle. Normalleri çizdim. Sinel yasası var burada. Şurası 53. Şurası 37. Bakın. Sin 53. Bölü. Sin 37. Eşittir. Vx burası. Vx bölü Vy. Bitti. Sin 53 bölü sin 37. 4 bölü 3'tür. Değerleri vermiş. Vx bölü V7. Sorumuzun doğru cevabı 4 bölü 3 gelecektir. Sinel yasası. Normalle yaptıkları açıya bakarız. Bir dalga leğeninde oluşturan dalgaları 8 yarıklı stroboskopun arkasından bakıldığında. Duruyormuş gibi görünüyormuş. 5 dalga tepesi arası uzaklık. Yani 4 tane lambda eşittir. 16 ise lambda 4. Stroboskopun periyodu 4 ise. Stroboskopun frekansı nedir arkadaşlar? 1 bölü 4. Bana dalgaların ilerlemesini soruyor. Eğer bir stroboskopta duruyormuş gibi görünüyorsa dalganın frekansı stroboskopun yarık sayısı çarpı stroboskopun frekansıdır. E, yarık sayısı 4 stroboskopun frekansı da 1 bölü 4 ise dalganın frekansı 1 değil midir? Evet dalga boyu eşittir hız bölü frekans. Dalga boyunu 4 frekansı 1 gördüysem hız eşittir 4 santimetre bölü saniye olacaktır. Bu soruyu en son yapacağım. Bayağı işlemimiz var. Zaten son iki sorumuzdu. Üstten görünümünü sormuş. Arkadaşlar burada derinlik arttıkça sığlaşırım. Yani derinlik arttıkça derinleşir ve hızım artar. Buraya ben V1, V2, V3 dersem V2 büyüktür, V1 büyüktür, V3 olacak. Bakalım arkadaşlar öncelikle. Başlangıçta dalga boyum uzaklıkları mesela birazcık sıksa. Sonrasında hızım arttığı için dalga boyu arasındaki mesafe artacak. Tabi bunları düz çizdiğimizi varsayın. Sonra çok azalacak çünkü hızımın en küçük olduğu yer. Burada böyle de çizebilirsin. Yani bunlar aynı boyutta olacak. Ya da şıklı verdiğinde de kendimiz de görebiliriz arkadaşlar. Unutmayalım sadece dalga boyuyla hız aynı ilişkilidir. Dalga boyu 2 büyüktür 1 o da büyüktür dalga boyu 3. Evet son sorumuz arkadaşlar. Şimdi öncelikle açıları bize güzel vermiş. Engelli yaptığı açılar vermiş. O yüzden çok rahatım. Ben yapıyorum direkt işlemimi Sin 53 bölü sin 37. Dalga boyu kaç 53'ün yani k'nin vermiş soruda 8. L'inkini soruyor arkadaşlar. L'nin dalga boyunu soruyor. Sin 53 bölü sin 37. Zaten 4 bölü 3 demekti. 8 bölü L'nin dalga boyundan. L'nin dalga boyu 6 olacaktır. Hız için yapıyorum aynısını. Hızı olmuş. Arkadaşlar 4 bölü 3 eşittir. 10 bölü L hızı tabii ki de. Buradan 30 bölü 4 gelecek. Yani arkadaşlar 15 bölü 2 7,5 olacaktır. Frekans ise e dalga boyunu buldum. Frekansını da buldum. Yapacağım işlem çok basit. Dalga boyu eşittir hız bölü frekansa hızı dalga boyuna bölüyorum. 7,5 yani 75 bölü 10'u 6'ya böldüm. 1 bölü 6 ile çarptım. Her tarafı 3'e bölsem. 5'e bölelim önce bir cevabı biraz da sadeleştirelim. 15'e 2 3'e böldüm 5 bölü 6 benim frekansım olacaktır. 5 bölü 6 mı oluyor? 3'e bölsem ay 5 bölü 4 oluyor. Aynen. 5 bölü 4 benim frekansım olacaktır. Videomuzun sonuna geldik. Sınavınızda en içten dileklerimle başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.